Japon finans devinden XRP Coin için yükseliş tahmin ediyor. Buna bir göz atacağız. Ne var ne yok diye XRP üzerine konuşacağız. 13 Temmuz'da mahkeme XRP SEC davasında Ripple lehine bir karar verdi ve XRP büyük bir rally yaşadı diyor. Evet, doğru. Tabii sonrasında ki yakın zamanda daha 2-3 gün önceki bir konuşma gerçekleşirken Ripple'ın avukatı bu noktada şöyle bir yorum yaptı. Yapabileceğimiz yani alabileceğimiz en iyi sonucu aldık dedi. Gerçekten de yani alabilecekleri en iyi sonucu aldılar diyebiliriz. Ya yani daha iyisi ne olabilirdi? Tabii ki daha iyisi Ripple'ın birincil satışları da aynı şekilde bir yatırım sözleşmesi kapsamına girmeyebilirdi. Ama %1'lik bir zaten orana tekabül ettiği için bu da göz ardı edilebilir. Yani artık %99 kazandılar gözüyle mi bakılır? Yoksa %1 oranında kaybettiler gözüyle mi bakılır? Yani Genesis'e göre %1 kaybettiler. Geçen sezona göre %99 kazandılar. Bu rallide 93 sente kadar çıkan XRP sonrasında 42 sente kadar düştüğünü dile getiriyor. Evet ya buradaki ralliye çok fazla abartmamak lazım. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela dava sonuçlanmadan önce XRP Coin'in Ripple davasının kazanıldığı haberi eğer gelirse anında kaç dolara fiyatlayabileceğine ilişkin biliyorsunuz ki zamanında değerlendirmeler yapmıştık. Söylenen ve bizim de kanaat getirdiğimiz şey anında 2x'lik ortalama bir fiyat yükselişi ardından bir durgunluk sonucuna vardık. Tam olarak bu oldu. Dolayısıyla beklentiyi vermiş olması burada bir anormalinin de olmadığı anlamına gelmektedir. Öyle ki zaten piyasada yok denebilecek bir para varken Ripple davayı kazandı ve XRP'ye yapılan girişler bu kadar oldu. Farklı bir zaman diliminde kazanılsa farklı sonuçlar doğurabilirdi. Ama o şartlarda beklenen oydu ve o şartlarda yapılan şey gerçekleşti. Şu anda Coinbase, Gemini gibi borsalarda XRP Coin bulunuyor ve pek çok ülke ambargoyu kaldırdı. Dolayısıyla artık çok daha erişilebilir, çok daha güçlü bir yapıda. Yani bu tek seferlik bir davayı kazandı, oldu bitti süreci değildir. Bunu söylemek bile saçma ama maalesef söylemem gerekiyor. Çünkü öyle düşünülüyor. Ne yazık ki. Spot ETF başvurularının onaylanacağı yönündeki spekülasyonların artmasıyla Bitcoin 35 bin doların üzerine çıkarken XRP'de 58 sente kadar çıktı diyor. Evet. Ya burada zaten ETF'ler onaylanacak. Bunu biliyoruz. Hani 2023'te onaylanacağını söyleyen var. Zannetmiyorum. Ben 2024 ocağın başında onaylanma noktasındaki görüşümü hala sürdürüyorum. Tabii ne kadar fark eder tartışılır ama 2024 Ocak'ta kabul edilme ihtimali daha yüksektir. BTC'nin yükselişi muhakkak XRP Coin'e de zaten etki etti. XRP biraz daha sonradan açıldı. Şu anda tabii diğer pek çok altcoin'e göre fiyatı daha iyi bir şekilde duruyor. Bu da üçlü direnci desteğe çevirmesinden kaynaklanıyor. XRP yatırımcıları tekrardan güçlü bir yükseliş beklerken Japon finans devi ve Ripple ortağı SBI gruba bağlı bir kripto şirketi olan SBI VC Trade son raporunda XRP'nin 62 sente yükseleceğini tahmin etti. Şimdi bu çok tabii doğru bir açıklama değil. Yani doğru bir bakış açısı değil. Çünkü 62 sent mi diyordu, ne diyordu? Onu bile hatırlamıyorum şu an. 63 mi diyor? Şimdi ya buralara erişir zaten. Yakın zamanda 60 sente neredeyse 59 sente kadar coin yineledi. Muhakkak erişir. Ama burada tabii ki hokkabazlıktan ziyade sebeplerini anlatmak gerekiyor ve katalizörleri belirtmek yani durumu anlatmak gerekiyor. Yoksa piyasada ağzı olan konuşur, zaten konuşuyor. Dolayısıyla fiyat tahmini vermekle iş olmuyor. 60 sent BTC desteklediği takdirde 70 sente kadar da uzanabilir. Tabii çok daha ilerisinde yapabilir.
Bugün yayımlanan raporda 13 Temmuz'dan bu yana XRP'nin fiyat hareketlerini inceleyen SPI VC Trade, XRP için aşamalı yükseliş tablosu paylaştı. XRP kullanan uluslararası havale hizmetleri genişledikçe, XRP gelecekte bireysel yatırımcılar tarafından geniş çapta kabul görecek ve onu her zamankinden daha popüler hale getirecek. Bu çok doğru değil. Çünkü ikisinin birbirleriyle çok böyle birebir de bir bağı yok. Mesela şöyle söyleyeyim size. Kurumsallar ve firmalar arasında oldukça kullanılan fakat bireysel yatırımcılar, perakende yatırımcılar tarafından hiç rağbet görmeyen kripto paralar var, biliyor musunuz? AlchemyPay, Anchor, Astar. Yani daha da sayılabilir. Ya demem o ki kurumsal noktadaki ilerleyişle tabii ki bireysel yatırımcı aynı şey değil. He, bir gün onu yakalayacak mıdır? Doğru, yakalayacaktır. Fakat kısa vadede olacak bir şey değil bu. İstikrarlı bir likidite elde edilirse XRP fiyatının istikrar kazandıkça artması muhtemeldir. Bu noktada XRP fiyatının ilk olarak 100 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 56,5 sent yükseleceğini düşünüyoruz. Yani yükseldi zaten. XRP için sonraki yükseliş hedefimiz ise 13 Temmuz'un en yüksek seviyesi olan 93,59 sentten 18 Ağustos'un en düşük seviyesi olan 44 sent %38'lik düşüşün tersine dönüşüne denk gelen diyor 63 sent seviyesi olacak. Ya diyorum ya çok böyle anlamsız bir fiyat tahmini olmuş açıkçası. Garip bir şey. Zira zaten piyasanın önü açık. Yani BTC yükselişine devam ettikçe XRP'nin 60 sente kalmasının ya da 63 sente kadar gelip tamam bu kadar yeter demesinin hiçbir anlamı olmayacaktır değil mi? 70 sentin de önü açık. Yani sonuçta BTC ilerledikçe XRP onu takip edecektir. Şu an iyi bir noktanın üzerinde bulunuyor. Üçlü direncin üzerinde. O yüzden genel olarak zaten güçlü bir yapıda. Buradaki asıl maksat BTC'nin desteklemesi noktasında. 63 centlik tahmin XRP'nin mevcut seviyesine yaklaşık %13 yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor. Yani tabii ki piyasa ilerlediği takdirde 1 dolarlar. Mesela ETF gerçekten JP Morgan'ın söylediği gibi ETF onayı 2023'te gelirse 2023'te XRP'de 1 dolar olur mesela. Hatta rahat bir şekilde olur. XRP yazım esnasında 55,3 cent seviyesinden işlem görmeye devam ediyor diyor. Evet, XRP'deki şu anda genel durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.